Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yaklaşık 2 haftalık bir aradan sonra bu hafta yine pediatri pratiğinde ve pediatri acilde sık karşılaşılan konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bu akşamki konuğumuz Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Sercan Göde. Ulaş Hoca ile birlikte canlı yayını alacağım. Nasıl yaşamayız? Oh, süper. Sercan'cığım, bu kadar güzel Hoş zaman geldin ayırdığın abi. için teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Eyvallah. Siz isterseniz de Sağ gelmez mi? Selamlar canım. olun. Hoş geldin abi. Herkese Hoş merhaba. bulduk. Sercan, gerçekten bu kadar yoğun temponun arasında bizi de kabul ettiğin için ekstra çok teşekkür Evet. ediyorum. Ben Abi hiç bizimkilerim lafı olmaz. adına da Siz çok sevindim. bizim Abi. ameliyatlarımızda, dertlerimizde her zaman koşuyorsunuz. Biz Sağ sizin olun, sağ hiçbir olun. Çok isteğinizi teşekkür geri ediyorum. çeviremeyiz asla. Çok çok teşekkür ederiz ya Sercan. Rica Hayır, ederim. yani popülaritenin herkes farkında. Bir de KBB acilleri bizim pediatristlerin en korktuğu şeylerden Aynen. korktuğu, daha doğrusu hani continue konsültasyon istemek Evet. üzerine kurulu bir şey, acil pratiği. O yüzden de biz tabii şeyden gösterecek Caner ama key'den olunca Menti'ye yüklemedik. O yüzden de yorum kısmında sorular alacağız. Bilgin olsun Sercan. Tamam, nasıl istersin. Arkadaşlarımıza da bunu söyleyelim. Bunu Sercan Hoca şeyden key'de hazırladığı için Menti'ye yükleyemedik bağlantı olarak. Ama yorum kısmında zaten karşılıklı interaktif bir şekilde çok bir cerrahın sunumu şeklinde hazırlamış. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Anladım. cerrah olarak dahilecilere bir sunum hazırlamak ile cerrahlara sunum hazırlamak arasında bayağı bir fark var, değil mi Sercan? Evet, şöyle söyleyeyim. Bizim işimiz Ciddi fark var. şöyle, bizim işimiz kulak burun boğazda aslında hem kolay hem zor. Birincisi kolay çünkü biz hastalıkları görerek tanı koyuyoruz. Yani buruna endoskopi yapabiliyoruz, larynx'e yapabiliyoruz, ağza bakabiliyoruz, kulağa bakabiliyoruz. Hani tetkik etmemiz tabii ki mümkün. MR, BT kullanıyoruz ama hani hastalığı görerek tanı koymaya alışmışız. Bunu göstererek anlatmaya da alışmışız. Cerrahi teknikler vesaire. Ama işin tabii bir de teorik kısmı var. Ve daha önemlisi de işbirliği kısmı var. Ve bu yayının aslında temel mantığı bu. Artık hani tek başıma ben her şeyi çözerim mantığı. Dünyada bilmiyorum kaldı mı. Hepimiz bir aynı Çok iyi. geminin işte farklı şeyleriyiz, mekanizmalarıyız ve hastalarımıza en iyi hizmeti vermekle mükellefiz. Bana da bu şansı tanıdığınız için ve beni düşündüğünüz için çok teşekkür ediyorum bu arada. Hani ben Ulaş Hayır abi oğlum. diyeceğim. Biz yıllardır Ne? size çok nazımız geçti. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bugüne kadar yaptıklarınız için. Çok 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 teşekkür ederiz Sercan. Biz de sana bu arada şeyi bilmiyorum ama sunumun sonunda da sorabilirim. Şimdi daha yeri gelmişken sorayım. Biz bu sunumu bittikten sonra YouTube kanalımıza koyuyoruz. Eğer senin için bir sakıncası yoksa koyalım. Yok Ama varsa bittikten sonra hemen şey istediğiniz yapalım. her yere koyabilirsiniz. Okey, tamam o Videolar zaman. var ya abi, sıkıntı olabilir mi acaba? Yani görseller var. Ben sonuçta Şeyle hastalık ilgili bir olduğum için sorun büyük yoktur sıkıntı biliyorum. olacağını zannetmiyorum. Ya yani tıbbi Tamam. bir sonuçta platform, tıbbi bir platform. Evet. Aynen öyle. Yani büyük sorun çıkacağını zannetmiyorum. Tamam. O zaman Sercan, seni dinlemedeyiz abi. Buyur. Abi Teşekkür. başlamadan bir de özür Ha. dileyerek, arka fon Tabii. senin siyahtı. Görüntü için biz onları beyaz yaptık. Tamam, sen nasıl Çok uygun özür gördüysen. dileyerek. Çünkü arkada Sorun Caner'in İbrahim Tatlıses gibi gömleğini gördüm ben. Hemen değiştir olmaz. dedim. O yüzden şey oldu. Yani şey de kayıt öncesi. çünkü şöyle biz prova yaptık Sercan da Caner bana senin slaytları gösteriyor. Tomografiyi görüyorum. Ben dönüyor ama Caner'in şey gömleği Gömlek. böyle açık bir şekilde görünüyor. O yüzden de Havai dedim ki abi gömleği. ya istersen Tamam. yani gömlek Siyah de fon, şey siyah fonun iyi olmuş. Okey, kabul ediyorum. yapmayalım. Tamam. Şöyle, tabii pediatrik aciller çok geniş bir konu. Ben birkaç böyle hani 7-8 konuyu, temel konuyu değerlendirmek istedim. Hem hasta örnekleriyle konuşalım, hem de nasıl kolaborasyon içinde çalışıyoruz, onları anlatalım, değerlendirelim diye. Şimdi birincisi travmalar.
Travmalar önemli. Çocuklar birçok nedenle travma oluyor. Artık genç çocuklar, adolesanlar motosiklet travmaları, bisiklet travmaları. Daha küçük çocuklar yine yüksekten düşmeler. Araç içi trafik kazaları. Hepsi karşımıza geliyor. Şimdi 14 yaşında bir hasta motosiklet kazası arkadaşıyla kullanırken tabii ki ehliyetsiz arkada savruluyor. Kafa travması. BT'de orbitada solda bir 1,5 santimetre sol orbitada hematomu var. Aynı zamanda kafa tabanı kırığı var. Bir de epidural hematomu var. Tabii ki biliyorsunuz acilde her şey bir anda yürüyor. Yani birini bekleyelim, öbürünü bekleyelim. Yok, çocukta çünkü görme kaybı da başlıyor. Oftalmoplejisi de var, diplopi var. Bir yandan kulak burun boğaz geliyor. Bir yandan çocuk acilde hasta çocuk hastalıkları. Bir yandan çocuk cerrahisi geliyor. Bir yandan da beyin cerrahisi bakıyor. Kimisi acil ameliyat öneriyor. Tabii ki bu aciliyet. Bazen ortak ameliyat ediyoruz. Bazen de bir grup takip etmek istiyor hastalığını. Bir grup ise ameliyatı almak istiyor. Bu da böyle birisi. Beyin cerrahisi epidural hematomu çok ciddi olmadığı için takip önererek hastayı kendi açısından stabilize ediyor. Ama bizim için acil hale geliyor hasta. Çünkü beyin cerrahisi çıkmış ama bizim için görme kaybı olan orbitada bir hematomu olan, oftalmoplejisi olan bir hasta. Hastanın ameliyatı aldığımızdaki görüntüsü buydu. Aynı gün zaten ameliyat alındı. Bir ekimozu var. Rakun gözü değilse de bir ekimozu var. Aynı zamanda proptozu var. Birazdan BT'de de göreceğiz. Bir sonraki slide'da. Oynatabiliriz bu bir video. Videoda da gördüğümüz gibi şimdi gelecek bir göz daha dışarıda. Kafa tabanında kırık var, orbita tabanında kırık var ve aslında bizim için ulaşılması biraz daha sıkıntılı bir bölge olan superior'da bir hematomu var. Zannediyorum ki tabii benim takipçilerimden de izleyenler olacaktır ama daha çok doktor olduğunu düşünerek platformun izleyicilerini ben ona göre anladım. Evet. Zaten şimdi, öyle Sercan. Bizimkiler evet, öyle ama seninkiler senin hayranlar. Ama arada tıp. Okay. Ama onlar da Türkçe bilmiyor abi. Sıkıntı yok o konuda. Yapacak evet, bir şey yok. Evet. Şöyle, daha sonrasında bu hastanın medyalde olsa hematomu aslında bizim ulaşmamız kolay. Anterior etmoid, posterior etmoid arterler nedeniyle lateralde ve superiorda, superolateralde yer alan hematomlara müdahalemiz endoskopik olarak zorlaşıyor. Yani eksternal müdahaleler yapılabilir yine de. Ancak biz dedik ki bunu bir şekilde çözebiliriz. Aslında superolateralde bir hematom var çocuğun. Ama endoskopik bir girişimle bir bakalım dedik. Şimdi birazdan videosunu da göreceğiz. Endoskopik girişimlerin güzel tarafı şu. Yani görseli de çok iyi. Eğitim açısından görseli de çok iyi. Dokümantasyon açısından, medikolegal açıdan görseli de çok iyi. Aynı zamanda kendi gelişimimiz açısından da öyle. Birazdan videoda da editli bir video ama çok az editli bir video. Göreceğiz nasıl orbita hematomlarına davranıyoruz veya orbita dekompresyonu yapıyoruz. Bakın proptozisi var hastanın. Sol göz öne itilmiş hematom nedeniyle. Bu acil bir durum bizim için. Çünkü orbitada anterior etmoid arter, posterior etmoid arter kaynaklı kanamalar varsa bu genellikle intraorbital basıncı arttırıp retinal arter basıncını geçtiği anda da retinanın beslenmesinin bozulduğu, optik sinirinin beslenmesinin bozulduğu tam körlükle giden durumlara neden olur. Bizim için acildir. Yani intraorbital hematom acildir. Ben bir soruyla tabii interaktif olsun diye bunu değerlendirmek istedim. Belki burada soracak mıyız bilmiyorum bunu. Evet, soralım mutlaka. Şimdi mesela epidural ve orbital hematom takip et. Çünkü 1,5 santim epidural hematoma beyin cerrahisi takip demiş. Orbital hematoma da takip edebilir miyiz? Birinci soru bu olabilir. Acil orbital dekompresyon mu uygularız bu hastada? Yoksa steroid ve antibiyotik içeren medikal tedavi başlayıp izleme mi alırız? Evet, biraz bekleyelim Sercan istersen. Olur, aşağıdan tabii, yorumlardan akacak. Bu arada ilk C ve D şıkları geldi. Yani acil orbital dekompresyon da uygulayıp hem steroid hem antibiyotik içeren medikal tedavi öneren arkadaşlarımız var. Evet, D şıkkı var. Evet, D şıkkı. Evet, yani aslında insanlar tabii genelde D üzerine. Şimdi medikal tedavi işin her zaman bir parçası.
Cerrahi yaparken mutlaka zaten medikal tedavili eş olarak yapıyoruz bunları. Doğru. Herkesin yaklaşımı doğru. Acil orbital dekompresyon bu hastada mutlaka uyguluyoruz. Beyin cerrahisi gibi takip etmiyoruz. Çünkü orbita öne doğru giderek kendi basıncını arttırabilen bir organ. Yani intrakraniyal alan gibi minimal bir kanamayı kompanse edebilecek, epidural bir kanamayı durdurabilecek bir kapasiteye sahip değil. Orbita öne giderek kompanse ediyor. Ve bir nokta geliyor ki edemediği nokta. O noktaya kadar da hiçbir şekilde zarar görmüyor. Yani epidural gibi tam kapalı bir kavite değil. Biraz öne uzayabiliyor orbita. Az önce gördüğümüz gibi proptozis oluyor. Bu nedenle biz bu kişiye hemen bu çocuğa acil bir dekompresyon önerdik. Ve yaptık. Girdiğimizde de zaten hematom ve kafa tabanı kırığı olduğu için bu orbita, sol orbita bu anda. Şu anda görüyoruz. Lamina papyrusa'yı kaldırıyoruz. Kanamalı zaten hastanın sinüsünün içi tam kan dolu olarak başlamıştık ameliyata. Maksiller sinüs altta gördüğünüz boşluk. Bakın hematom çıktı. Şu asıldığımız bir damar var orada. O antiretmoid arter görüyor musunuz? Orbitadan çıkıyor kafa tabanına doğru devamlılık gösteriyor. Şu üstte. Hematom lateralde ve superiorda. Hematomu temizliyoruz. Antiretmoid arter bizi zorluyor tabii. Daha laterale gitmemizi zorluyor. Biz ne yapacağız? Anterior etmoid arteri keseceğiz koterize edip. Posterior etmoiddeyiz şu an. Posterior etmoid arteri koterize edip kesiyoruz. Orbitayı tam mobilize etmek başka türlü mümkün değil. Kestik. Ve geldik anterior etmoid arteri. Görüyorsunuz orbitadan çıkıp kafa tabanına girdiği yeri. Şimdi onu da koterize ediyoruz anterior etmoid arteri. Ve onu da kesiyoruz. Şimdi artık orbita elimizde daha mobilize. Bakın şimdi lateraldeki ve superiordaki hematoma nasıl ulaşabiliyoruz? Birazdan zigomatik dalları bile göreceğiz. Orbitayı transpoze ediyoruz böylece. Sercan bu şeyin oluşum süresi nedir? Birkaç saat içinden olmuş bu şey. Hemen anlık olan bir durum. Anlık aslında. Oluyor. Evet anlık oluyor. Fakat kafa tabanı kırıklarında nasıl dura yırtıklarını bilemiyorsak bosrinör olduğunu. Burada da orbital dekompresyon devam ediyor. Bu sefer periorbit açıyoruz. Periorbitanın yırtılıp yırtılmadığını bilemeyiz. Yani anterior etmoid arter, bu muhtemelen anterior etmoid arter ya da posterior etmoid arter kaynaklı bir hematom. Ancak intraorbital uzanımı olan bir hematom değil. Bu bir şans çocuk için. Intraorbital olsa buna çok daha hızlı bir müdahale etmemiz lazım. Kantopeksi ve kantoliz yapmamız lazım. Kantoliz gerektiren bir durum. Hematomu boşaltıp ve kanamayı durdurmamız lazım. Bu hastaya da bunlar yapıldı. Daha sonra kafa tabanı kırığına da bir bosrinör onarımı yapılarak zaten ameliyatı sonlandırıldı. Hemen sonrasında da çocuğun gözü hemen geriye döndü zaten ve göz hareketleri diplopisi 1-2 gün içerisinde hemen düzeldi. Geçebiliriz onu da görebiliriz. Tam da bununla ilgili bir soru gelmiş aşağıdan Sercan. Yani acaba postop bir görme bozukluğu oluyor mu diye ama timing burada önemli herhalde. Anında yaptığınız için şak diye dönüyor. Şimdi, biraz daha bekleseydi. Eğer basınç çok artarsa genelde 24 saati geçen tam retinal arter tıkanıklıklarından sonra geri dönüş çok zor. Eğer ilk 24 saatte müdahale ediyorsanız geri dönüş beklemeniz lazım. Çocuklarda siz bizden daha hakimsiniz. Geri dönüş beklenenden hep daha iyi oluyor. Ümitsiz asla olmuyoruz. Yani bu işlemi yapıp 24 saat içerisinde ondan sonra da çocukta bir düzelme bekliyoruz. Burada da hemen bir İlk daha 5-6 saat sonrasında gözün tekrar pozisyonunu koruduğu, geri geldiği görülüyor. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Teşekkür. Şimdi yine gözden başladık. Gözden devam edelim. Sinüzitlerin komplikasyonu olarak da biz sizlerle beraber çalışıyoruz aslında. Bir sorumuz olsun. Bu çok genel bir soru. Aslında herkesin cevap verebileceği bir soru. Hı-hı. Pediatrik popülasyonunda akut sinüzitin en sık komplikasyonu hangisi? Yani bu bizim açımızdan çok kıymetli. Şöyle ki her bu tip durumu olanda mutlak çocukta sorgulanması gereken şey o çocuğun akut. Genelde de kronik problemi olan çocuklarda olmaz. Bir seferde olur akut sinüzitin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar ve genelde de can sıkıcı aile için ürkütücü sonuçları olur. Çünkü çocuğun bir anda böyle semptomları olur. Mutlak bir cevap gelecektir burada. Sürekli A demişler ama. Evet. Doğru. Orbital komplikasyonlar
sinüzitin çocukluk çağındaki en sık komplikasyonları. Bunların içinde de preseptal selülit tabii ki ilk evresi. Nasıl mastoidit kulak komplikasyonlarının ilk evresi ise koalesan mastoidit, preseptal selülit de bu şekilde. Genellikle travma yoksa ya da bir predispozisyon faktörü yoksa her şey preseptal selülit gibi başlayıp sonra eğer müdahale görmezse ya da tedaviye yanıt vermezse değişiyor. Doğru. Herkesin aslında söylediği şey doğru. Arada başka cevaplar da geliyor tabii ki ama görüyorum ben. Geldi, ben onları özellikle görmek istedim. Evet, evet. Şimdi tabii ki preseptal selülit en sık ama biz onları nasıl takip ettiğimizi biliyoruz. Bir kere mutlak bu çocukları yakın takip alıyoruz. Yani yatırıyoruz. IV antibiyotik topikal tedavilerini veriyoruz. Topikal tedavinin içinde nazal steroidler, topikal dekongestanlar var. Aynı zamanda bu hastaların sinüzite yönelik mutlaka antibiyotik tedavileri başlanıyor. IV tedavi veriyoruz. Ve izleme alıyoruz. Ve her gün değerlendiriyoruz ortak siz ve biz çocuk enfeksiyon hastalıkları. Bu çocukları değerlendiriyoruz. Genelde de %99 yin preseptal selülitler cerrahiye gitmeden toparlıyorlar. Ancak bazen apseyle geliyor çocuklar. Geç tanı oluyor. Acile geç ulaşım gösteriyorlar. Genelde de subperiostal apse oluyor. Bu dramatik bir şey. Yani aile içinde üzücü bir şey. Bir çocuğun görmesinin, çift görmesinin başlaması, gözünün önüne itilmesi aile için de travmatik bir şey. Şimdi bu çocuğu çok uzun süre bekletemezsiniz. Yani bu çocuğu işte gelecekler, görecekler, yapacaklar diye bekletemezsiniz. Biz de genelde müdahalelerimizi bu tip durumlarda acil yapıyoruz. Bu bir apsenin, subperiostial apsenin çocuktaki sinüzit komplikasyonu olarak ortaya çıkışının bir bulgusu. Bunları subperiostral apseleri takip eden bir ekip var ama dünyanın genelinde acil cerrahi, yani ilk 24 saat içerisinde cerrahi ile drenaj, her apsede olduğu gibi cerrahi ile drenaj bu çocuklara uyguluyoruz. Genelde de sanki dramatik bir tane şey var aşağıdan, pardon Sercan böldüm ama sistemik evet. Steroid mi, nazal steroid mi diye sormuşlar ama. Evet, şöyle bu, az önceki hasta için mi acaba? Hem nazal steroid hem sistemik steroid. Bir kere sistemik steroid mutlaka vermemiz lazım. Travmalarda kaçınılmaz. Enfeksiyonlarda da öyle. Biz mutlaka hem sistemik hem nazal steroid bu çocuklarda başlıyoruz. Onun dışında dediğim gibi dramatik düzelme olan durum. Yani apse drenajıyla beraber antibiyotik tedavisi verdiğimizde ikinci günde çocuklar neredeyse hastaneden çıkacak hale gelip tamamen görmeleri düzeliyor. Ve komplike olabilecek cerrahiler değil, ehil ellerde hastada kesi olmadan sinüzit cerrahisi gibi süreç tamamlanıyor. Genellikle böyle oluyor. Diğer bir acil, şimdi göz komplikasyonlarından ya da göz acillerinden başladık. Bir de hava yolu acillerinden biraz bahsedelim. Herhalde kulak, burun, boğazın çocuk hastalarda en çok özen gösterdiği olaylardan bir tanesi. Yabancı cisimlerden tutalım da doğumsal anomalilere, hava yolu sorunlarının birçoğu artık biliyoruz, kemoterapi alan veya tedavi alan çocuklarda da işte trakeotomisi olan çocuklarda stenozlara kadar bir sürü değişik hastalığı barındıran bir grup. Laringeal stridor'a gelen bir yeni doğanda bir görelim şimdi. Videoyu oynatalım. Bunların hepsi gerçek kendi hastalarımız. Aslında yani burada bu sunumu hazırlarken kendi kliniğimizde işte asistanlarımızla beraber her gün gördüğümüz, neredeyse her hafta gördüğümüz hasta grubundan hazırladığımız şeyler. Bunlar kendi durumumuz. Bakın hava yolunu düzgün göremediğimiz bir çocuk. Burada epiglotun altında aritenoidleri oynarken görüyoruz. Tam bir pasajı göremediğimiz bir stridor olan çocuk. Belki burada tanı için görüntüye bakarak değerlendirme yapabilecek bu konu hakkında fikri olan kişiler var. Aşağıya yazabilir, evet. Aşağıya yazabilirler. Caner, yalnız gömleğin görünmüyor hakikaten. İyi ki değiştirmişsin.
Bu tanıyın gör, çünkü tam Caner yani çok merak ettim gömleğini bir ara. Yok abi gömleği de değiştirdim. Evet, laringomalezi dediler. Evet. Laringomalezi dediler. Evet, laringomalezi de benziyor aslında buna ama onda epiglot omega şeklinde oluyor ve epiglotu böyle stabil görmeyiz genellikle. Epiglot hava yolunu kapatacak şekilde geriye doğru çöker genellikle laringomalezide. Bu bir web devam ediyor. Efendim? Evet. Laringal web dediler. Evet. Doktor Malikova. Ben de gördüm onu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Laringal web. Devam edelim. Lütfen. Bu bir laringal web. Peki. Güzel bir soru bence. Şimdi laringal web'i gördünüz ya da hastanın web'i olduğunu biliyorsunuz. Bu hastanın acilde solunumu ciddi sıkıntılı olduğunu düşündünüz. Klinik olarak her hekimin takdir yetkisi var. Entübasyona yeltenir misiniz? Trakeotomiye direkt yeltenir misiniz? Ne yaparsınız? Çok güzel bir soru. Çok da evet. Şey. Ta. Evet, evet. Bakalım kim ne diyecek. Sonradan webli bir sürü cevap evet, geldi ama. Yani. Ciddi stridoru olan, dispnesi olan ama kendini idare eden bir çocuktan bahsediyoruz. Acile geldi ama hekim yani çok rahat değil hastayı böyle izleme konusunda. Herkes ve... cerrahi hava yolu. Direkt trakeotomi diyor herkes. Evet, sadece biri evet bir şey. Evet. Şimdi burada tabii şimdi biz sizlerle beraber çok ciddi hasta grubunu ameliyat ettiğimiz için bizim için daha kolay her şey. Yani bir üniversitede bunları organize etmek daha kolay. Burada aslında bir birliktelik lazım. Burada belki bir yani trakeotomi sırasında küçük bir tüple entübasyon denenebilir ama bir trakeotomi hazırlığı altında olmak zorunda. Çünkü kanatırsak, zorlarsak veya biraz ödem versek bu çocuğun tamamen solunumunun sıkıntıya girmesine, tek hava yolunun sıkıntıya girmesine neden olabiliyoruz. O yüzden bir kere tek başına entübasyon değil. Hemen yanımıza bir cerrahi destek almamız lazım. Ya bronkoskopi ya da bir trakeotomi hazırlığı altında bu çocuğun entübasyonunun denenmesi lazım. Bir anestezist ya da bir çocuk hekimi tek başına yeterli olmayabilir. O yüzden bir ekip işi. Onu belirtmek için aslında bu soruyu sormuştum. Teknik olarak entübe edilip trakeotomi açılması en güvenli yol. Ama sınırda solunumu olan bir çocuğu tek başına entübasyonla ben yapar geçerim küçük tüple düşüncesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü karşılığında alınacak risk çok büyük. O yüzden bir trakeotomi hazırlığı altında önce bir entübasyon denenir. Olmazsa çocuk maske altında stabilize edildikten sonra hızlı bir trakeotomisi gerçekleştirir ya da küçük tüple entübe edilir. Biz genellikle de zaten bir ekip olarak hastanın başında bu tip hastalara müdahale ediyoruz acil bir durum gerekirse. Süper. Şimdi en önemli konulardan yabancı isimler eskiden çok oluyordu. Şükürler olsun artık azaldı. Biraz kurban bayramlarında artıyor. Çocuklara büyük parçalıklar böyle. Ama artık biliyoruz ki evde neredeyse her evde her çocuk olduğunda yine de işte herkes bir bilinç altında. 3 yaşından küçük çocukların bu küçük oyuncakları vesaire yutabilecekleri, yutarken de yutamayabilecekleri, hava yoluna kaçırabilecekleri konusunda aileler daha bilinçli ama yine de başımıza geliyor. İsterseniz devam edelim. Bazen de sadece yemek yerken şanssızca başımıza geliyor. Çocuğumuz balık yesin, aman daha iyi beslensin stresiyle. Çok dikkat etmediğimiz, çünkü çocuklar iyi çiğnemez. Aslında çocuklara iyi çiğnemek öğretilirse yani nispeten onların kılçıkları yakalamaları daha kolay ama çok çiğnemeden hızla yutma alışkanlığı olan birisi kılçık şekilde orofaringsine veya hipofaringsine almış olabilir. Nitekim rahatsız edici olsa da tedavisi çok kolay. Hemen hatta bazen anestezi bile vermeden hemen ucundan tutup uyumlu bir çocuksa çıkarabileceğimiz lezyonlar ama anestezi gerekirse de hayatı tehdit etmeyen lezyon ama can sıkıcı tabii ki çok ağrılı, her yutkunluğunda ağrılı, orada rahatsız eden durumlar. Bazen de orada saplanır, bir süre sonra yutulur bu gider
Ama ağrısı kalır. İşte orada mıydı, burada mıydı, nereye saplandı? Biz bu sefer uğraşıyoruz. Bunlar işimizin bir parçası tabii ki. Ama kılçık çok görüyoruz. Bir de laringeal yabancı isimler var. Bunlar biraz daha bizi zorlayıcı. En önemlisi paralar tabii ki. Bozuk paralar vesaire. Bu tarz para tarzı şeyler. Bunlar büyük sıkıntı. Genelde de zaten dik durmaları beklenir. Hasta acile ulaştıysa böyle duruyordur. Yani ulaşmadıysa genelde de bunları mutlaka dikkatlice bronkoskopi ile çıkarıyoruz. Hemen tabii ki entübasyonla zorlamıyoruz. Maskeliyoruz, bronkoskopiyi alıyoruz. Görerek direkt görüş altında da çıkarıyoruz. Oradaki soru da atlamış oldum ben ama orada bir soru vardı. Yine dediğim gibi entübe ettirip yapmıyoruz. Bu sefer bir bronkoskopi hazırlığıyla laringeal yabancı isimlere yaklaşıyoruz. Her yabancı isim bir yerde mutlaka görünmek zorunda. Bu da o çocuğun nazofaringoskopisi. Dik durduğu için herhangi bir şekilde büyük bir solunum problemine neden olmuyor. Ama tabii ki çok huzursuz bir ailen kolay bir şey değil. Bronkoskopi eşliğinde aslında dramatik, hemen hızlıca çözülebilen durumlar. Özofagüs yabancı isimlerinden daha kolay çözülen durumlar. Çünkü trakyanın yapısı gereği esnemediği için çok fazla bir yere kadar gidiyor yabancı isim ve orada takılıyor. Dik durduysa büyük bir sıkıntı yaratmadan biz onları alıyoruz. Ama özofagüs'teki yabancı isimler bazen başımıza daha çok sıkıntı çıkarıyor. Çünkü ilk darlığı geçtikten sonra onu geri çıkarmak, özellikle sivri kenarlı bir tavuk kemiği vesaire ise bizi daha büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu çocuğun muayenesi, burada muayeneden sonra çok zorlamıyoruz. Ondan sonra da bronkoskopi, genel anestezi altında bronkoskopi alıp çıkarıyoruz. Geçelim lütfen. Bu da yabancı cisim çıkarıldıktan sonra ki görüntüsü. Mutlak kontrol ediyoruz. Mutlaka herhangi bir şey olmadığına, başka bir şey olmadığına dair. Bazen iki parça üst üste birbirinin görüntüsünü engelleyen yabancı cisimler olabilir. O yüzden mutlaka her şeyi biz artık şey olarak da apse boşaltıyoruz, tümör çıkarıyoruz. Medikolegal açıdan da, hastanın takibi açısından da mutlaka yaptığımız işi dokümante etmek istiyoruz. Yani artık yeni yolda hani çocuk iyi, herkes iyi bekleyelim pek yaptığımız bir şey değil. Açıkçası dokümante ediyoruz her zaman. Tabii kulak acilleri, belki çocukluk çağının menenjitlerinin en sık nedeni, çocukluk çağı komplikasyonlarının en sık nedeni kulak enfeksiyonları. Bunun birçok genetik, fizyolojik nedeni var. Bir tanesi tabii biraz daha iki kulağı birden görebilirsek aslında Caner. Evet, bir tarafta kulağın itildiği, çocuğun işitme kaybıyla başlayan 2-3 günlük sürecinin sonunda koalesan mastoidit dediğimiz tüm komplikasyonların merkezi, ilk başı kulakta gerçekleştiği anda kortikal bir erimeyle beraber kulağı öne doğru periostundan iten bir sürece başlıyor. Burada çocuğu tedavi etmemiz lazım. Etmezsek bundan sonrası ya işte apseler, bezolt apseleri ya da işte daha ciddi intrakraniyal, temporal veya intrakraniyal komplikasyonlar, işte fasyal paralizler veya menenjitler. Yine hala çocukluk çağı menenjitlerinin önemli bir nedeni. Orta kulak enfeksiyonları karşımıza çıkabilir. Devam edelim. Böyle bir mastoidit. BT çektik. BT'de kulağa geldiğimizde durabilirsek, mastoidi gördüğümüzde, evet, nispeten koalesan, yani bütün mastoid hücreleri birleştirmeye başlamış bir mastoidit. Şimdi burada bir soru soralım belki. Burada bir cerrahi uygulayacağız. Bu bir mastoidit sorunu aslında drene edilecek. Bunu bir ventilasyon tüpüyle zardan mı drene etmemiz lazım? Yoksa böyle bir durumda bir mastoidektomi uygulamamız lazım. Böyle bir sorumuz gelmiş olsun belki. Hekimlerimizden cevap vermek isteyen olabilir. Evet, bu arada BT'yi tekrar açalım Caner.
Ya bir kulak burun boğaz hekiminin birçok dikkat edeceği detay var aslında. Antrum dediğimiz o mastoidli orta kulak ilişkisinin nasıl olduğu vesaire. Ama ben bir genel yaklaşım olarak burada belirtmek istediğim şey aslında bu tip acil durumlarda mastoidektominin de işin içerisinde olduğunun herkes tarafından bilinmesi. Bunlar böyle süper acil cerrahiler değil. Yani hemen bir saat içinde çözmemiz gereken cerrahiler değil. Ama işte hastayı yatırıp tedavisine başlayıp en kısa sürede çözmemiz gereken cerrahiler grubunda yer alıyor. Mastoidektomi ve ventilasyon tüpü cerrahide aslında iki cevap da doğru. Bazen ikisini birden yapıyoruz. Bu ilişki sağlanıp sağlanmadı ama mastoidektomi genelde kortikal mastoidektomi dediğimiz ya da basit mastoidektomi dediğimiz o tüm hücrelerin birleştirilmesi ama dış kulak yoluna zarar vermeden bunun yapılması şeklinde. Geçelim, bir ameliyat videomuz var. Akut otit sonrası oluşuyor bunlar zaten. Genellikle de asendan bir enfeksiyon olduğu için öncesinde bir üst yeleri var bu çocukların ya da uzun süreli bir alerji üzerine bir sinüzitin tedavi edilmemesi sonucunda akut otit ve akut otitin sonrasında da komplike oluyorlar. Genellikle abseleşmiş ya da abseleşmemiş olabilir. Bu bizim genel cerrahimiz işte post auriküler insizyonla kortikal bir mastoid bulunacak. Biraz hızlandırabiliriz buraları eğer Caner senin için uygunsa. Biraz bir flap kaldırılıyor burada öne doğru. Mastoid kemik bu karşımızdaki temporal kemik mastoid parçası. Tur yardımıyla şimdi zaten bakın apse gelmeye başladı. Apse gelmeye başladı. Koalesan mastoidit de böyle olur. Yani bütün hücreler apseleşmiş. Burada temel olan hastalıklı mukozanın tedavi edilmesi, drenajın sağlanması. Biz genellikle mastoidektomi yaptığımız zaman bakın tek parça haline gelmiş neredeyse. Mastoid tek kavite haline gelmiş. O bal peteği görünümünü kaybetmeye başlıyor yavaş yavaş. Bazen bu korteksi de kaybediyor. Çok beklerse hasta bu korteksi de kaybediyor ve subperiostial apselere ve zolf apselerine dönmeye başlıyor. Şükürler olsun ki artık çok görmüyoruz o kadar ileri vakaları. Genelde bu halde bunları çözebiliyoruz. Biraz daha ilerleyebilirsek bakın nasıl her noktasından apse boşalıyor. Burası mastoid kemik. Bütün mukozayı temizliyoruz. Dış kulak yolunun duvarı önde görülüyor. Bakın ön sınırımız dış kulak yolunun arka duvarı. Onu koruyoruz çocuklarda. Çünkü onun deforme edilmesi dış kulak yolunun genişlemesine neden oluyor. Bizim açık cerrahilerde yaptığımız bir şey. Devam edelim. Bu hastada aynı zamanda bir ventilasyon tüpü uygulaması da yapıldığını göreceğiz. O da hastanın bir süre muhtemelen bu tip hastaların efüzyonu var. Atlanıyor. Çok uzun süreli efüzyonlu otitle devam ediyorlar. Alerjileri var. Bakın ventilasyon tüpü konuyor zara. Ve ondan sonra da ventilasyon tüpü bu gördüğümüz. Hem havalanması sağlanıyor orta kulağın. Havalandıktan sonra da zaten hemen epitalizasyonu hızlı olur çocukların. Epitalizasyonu tamamlanır. Ve çocuklar sağlıklı bir daha komplike olmayacak hale hızla getirilebiliyor. Yani bizim aslında acil müdahaledeki amacımız sadece drenaj ve bir sorunu çözmek değil, hastanın gelecekteki olası tekrarlarının da önüne geçmek. Mastoidektominin en büyük artısı bu. Tek başına ventilasyon tüpü koyarak da apseyi diren edebilirsiniz antibiyotikle beraber. Ama antrum mastoid ilişkisi bozuksa, antrumla orta kulak ilişkisi, timpanik kavite ilişkisi bozuksa bunu bir mastoidektomi ile yerine koyup gelecekteki komplikasyonların da önüne geçmek bizim kliniğimizde temel yaklaşımımız. İşte birçok hocamız var, herkesin branşlaştığı ve bu işler bu şekilde yapılıyor. Buraya tamam. Bundan sonra sorayım. Çok güzel bir soru soracaktım. Bu şimdi Bekliyoruz abi. bu adenoidektomi ile işte tekrarlayan adenoidit ya da tekrarlayan otit ya da düzelmeyen otit, hani bu şeyin son rehberde önerdiği endikasyonlar da reel endikasyonlar, gerçekten hani teorikle pratik endikasyonlar arasında bir şey var mı? Mesela bu mastoiditi görür görmez gerçekten diyorsun ki hani iki kür antibiyotik tedavisi alan herkese aslında bu şey önerilebilir. Ama bunun belli bir yaşı var mı? Gerçekten önerildiği gibi işte
bir önceki yıl 4 kez antibiyotik kullanmasını gerektirecek bir enfeksiyon mu? Yoksa efüzyonun otitisine de işlet eder. Çünkü bir sürü atopi var ve bu atopi mutlak seroz otiti yanında getiriyor. Evet. Seroz otiti yanında getirdiğiniz zaman da bu özellikle işitme kaybıyla sonuçlanıyor. Bu işitme kaybının kalıcılığı bilmem ne. Yani aslında oturmuş bir şey var mı gerçekten? Yoksa hocam, hastaya göre mi tedavi ediyorsunuz? Çok güzel bir soru. Toplumun çocuk grubunun %30-40'ına hitap eden bir soru soruyorsunuz. Bir adenoide olan çocuk. Alerjik nezle birlikteliği var. Uykuları rahat değil. İkide bir efüzyonu var. Dönem dönemde tekrarlayan otitleri var. Otitis medyaları var. Tanık ona. Evet. Ama bir pediatrist kulak burun boğaz işbirliği olmadığı zaman gelebilecek noktayı gördük. Şimdi ikinci kısmına gelelim. Daha bunlar olmadı. Biz okay. Ne yapalım? Şimdi daha kötü de bir alışkanlık başladı. Adenoidit tedavisi olarak aylarca, yıllarca nazal steroid verilen çocuklar var. Aman ameliyat olmasın. Aman ameliyat olmasın çocuğum. Aslında minimum riskli bir ameliyat. Hayatını değiştirecek, uykularını düzeltecek, otit komplikasyonlarını azaltacak, alerjik tıkanıklıklarına fayda edecek. Aman biz yıllarca kortizon verelim burnuna. Siz kortizonun yan etkilerini benden iyi biliyorsunuz. Bir de astımı varsa yanına. İnhale kortizon, burundan kortizon, büyüme geriliğinden tutun da birçok komplikasyona davetiye çıkaran durumlar. Benim klinik düşüncem şu ve bizim kliniğimizin de bir genel yaklaşımı bu. Bir kere bilateral efüzyonlu otit. Birinciyi yaptınız, beklediniz akuttu değildi. Eğer takip ediyorsanız çocuğu, ikinciyi yaptınız, 3 ay oldu. Akademik başarısı düşer, sosyalleşmesi düşer bu çocuğun. Mutlaka ve mutlaka ventilasyon tüpü ya da adenoidektominin planlanarak yapılması lazım. Bilateral efüzyonlu otit yıllarca takip edilmez. Yani iki tane efüzyonlu otit gördük. Bu çocuğun işitme kaybı var ve sabit ve düzelmiyor. Bu çocuk işitme kaybıyla bırakılamaz. Çocuk lehine düşünüyor. Onlar kendilerini anlatamazlar. Yani aman biz ameliyat olmasını istiyoruz, anne baba çalışıyoruz, çok zor oluyor diye bir şey olmaz. Yapabilecek bir şey yok. Biz ameliyat öneriyoruz. Tek taraflıysa bu iş biraz daha evet akademik başarıyı etkilemiyor. İşitmesi tek kulaktan çok iyiyse bir süre daha beklenebilir bunda. Bunda da adezyona giden kulak diye bir tabir var. Yani iyi havalanmayan kulak zar adezyona gidiyorsa mutlaka ve mutlaka ameliyat ediyoruz. Ama onun dışında eğer hiç komplike olmadıysa, eğer hiç enfeksiyon geçirmediyse 6 ayı geçen sürelerde takip önerilebilir. Şimdi bir doktorumuz sormuş, ne zaman cerrahiye yönlendirelim? Bilateral efüzyonlu otit. 2 kere test ettiniz çocuğu, kontrolde gördünüz. İkisinde de efüzyonda hiç düzelme yok. Kulak zarı kıpırdamıyor. Bir geniz eti varlığı da tespit edilmiş çocukta. Mutlaka cerrahiye yönlendirelim. Alerjisi var diye beklemeyelim. Alerjisi varsa düzelmeme ihtimali daha çok. Herkes işte böyle Montelukast, işte antihistaminik artı Montelukast kombinasyonu, işte senin dediğin gibi nazal steroid, bunlarla işte bir 8-12 hafta, aynen tam senin söylediğin gibi yani 8-12 hafta, neredeyse hani bir önceki mevsimde, bir sonraki mevsimde toplamda hani 6 ay falan ilaç kullanan tipler var. O zaman senin önerin kesinlikle bu olmamalı. Kesinlikle bir kere uyku bozukluğu, obstrüksiyonu varsa... Uykusu bozuksa çocuğun tek başına indikasyonu var adenoidektomi için. Hı, tüpü kenara koyalım. Adenoidektomi bile düzeltebilir tüpsüz bir şekilde. Ventilasyon tüpü olmadan düzeltebilir. Şimdi Uğur abiyi tanıyorum. Hepimizin kıdemlisidir kulak burun boğaz hekimi. Ventilasyon tüpü takmaktan imtina eden bir kulak burun boğaz hekimliğinden bahsediyor. Kendisi bizden tecrübeli. Yıllardır bu işin içinde. Yani doğrudur. Çünkü şu anda bir defansif tıp sorunuyla da karşı karşıyayız. Yani nazal steroid ameliyatın alternatifi değil. Hangi yaştan sonra adenoidektomi güvenle yapılabilir sorusunu sormuş. 2 yaşından sonra tonsillektomi gibi değil. Kanama ihtimali çok daha az. Aileye yükü çok daha az. Çocuğun ağrısı çok daha az. Yani hani açıkçası yeni tekniklerle bunlar minimuma iniyor. Ve buradaki temel amacımız da şu. Adenoidi yok etmek değil. Çocuğun büyük olup sıkıntıya sokan adenoidin dokusunun azaltılması. Yani artık mikro debridörler, radyo frekanslar, koblatörler
Yani hala soğuk bıçak çok iyi yöntem. Yani hani birçok yöntem var adenoidektomi için. En iyisine mutlaka doktorunuz zaten karar verecektir. Ama benim size nacizane hani bir kulak burun boğaz öğretim üyesi olarak söyleyebileceğim şu: adenoidektomiyi ne olur ve ne olur alerjisi var diye alerjik rinitle tedavi etmeye çalışmayalım. Ben zaten bu mesajı özellikle almak istedim. Çünkü ben de pratiğimde çok hasta görüyorum bu şekilde. Ve bu hastaların işte bazen aşağıda da söylenmiş, kulak burun boğaz hekimleri de bu, muhtemelen pediatrist arkadaşımız alerji denilerek takip ettikleri hasta grubu var ama işte demek ki az önce indikasyonları sen çok güzel saydın zaten Sercan. Bütün cerrahiye göndermekten korkmayalım. Kalıcı bir sekel kalacağına bir an önce cerrahiye verilmesi hem minimum invazif cerrahi olduğu için hem de çok postopta çok güzel rahatladığı için kesinlikle korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Abi dramatik bir düzelme oluyor. Yani dramatik bir haftada dramatik bir düzelme ve cerrah için de çok huzur verici bir şey. Geri gelmiyor ki hasta. Yani bitiyor ve müthiş başarı. %100'e yakın bir başarı. Yani o yüzden cerrahi, adenoidektomi cerrahisinden düzgün merkezlerde korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Komplike otitis media ile devam edelim. Bazen bu apse subperiosteal alana yayılabilir. Bunu da oynatalım lütfen. Ve yine drene etmemiz gerekebilir. Devam edelim. Ve yaygın bir apse olarak da kendini gösterebilir. Biraz hızlandırabiliriz. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama. Evet. Oo. Bu daha basitçe bakın. Ha. Hemen devamlı geliyor. Hem kültür alıyoruz biz her girdiğimiz hastadan. Şimdi şöyle bir apsenin orada durduğunu düşünün. Bu hem fasyal paralizi hem bir labirentit. Aynı zamanda daha sıkıntılı enfeksiyon açısından bizim için büyük bir sorun. Bu hastaların herhangi bir şekilde yok IV antibiyotik etkisini bekleyelim. Yok bilmem ne lüksü yok değil mi Sercan? Görür görmez apse eşittir cerrahi. Evet, kulak öne geldiyse hiç düşünmüyoruz. Okay. Kulak öne gel ama şimdi BT'de bunu ayırt edemeyiz. BT'de efüzyonlu otit mi yoksa gerçekten bir mastoidit mi? Ama mastoidit kulağı öne iterek zaten bize uyarı veriyor. Yani bunu bekletmeyeceğiz artık. Bu dışarı çıkmaya çalışan enfeksiyon, bizim buna yardım etmemiz lazım. Bizim bunu düzeltmemiz lazım. Süper. Evet, geçebiliriz bundan. Geçelim. Şimdi bir de boyun apseleri var. Bunlar çoğu diş kaynaklı olmakla beraber bademcik enfeksiyonları ya da adenoid enfeksiyonları kaynaklı da görülebiliyor. İşte böyle boyunda apse, trismus, beslenme bozukluğu, yeme içme bozukluğu, daha büyük sıkıntılar, bir akut tonsilit sonrası retrofaringeal apseler, peritonsiller apseler hep karşılaştığımız hasta grubu. Şimdi mesela bu bir submandibüler apse, en sık nedeni sizce nedir? Submandibüler apsenin en sık nedeni. Submandibüler bezin siyalü adeniti midir, taş mıdır yoksa genellikle diş kökenli enfeksiyonlar mıdır? Güzel. Bu arada aşağıdan Uğur Hoca da cevap vermiş herhalde. Doğru adenoidektomi yapılırsa rekürans olmaz demiş. Uğur abiye saygımız sonsuz ama olmaz lafını ben lügatımdan çıkardım abi. Çok enteresan bir cevap olmuş. Teşekkür ediyoruz Uğur Hoca'ya. Uğur abi sevgiler. Ha, diş kökenli diye cevap veriyor. Evet. Evet, genellikle diş kökenli, doğru. Burada yine başka bir şey, çocukların mutlaka diş hekimine ulaşımı gerçekten Türkiye'de büyük sorun, hala büyük sorun. Kesinlikle. Yani herhalde bunu ancak siz daha iyi biliyorsunuz benden, düzenli diş hekimine gidilmediği sürece bu çözülmeyecek. Yani atıyorum her 6 ayda bir, her senede bir, bir ziyaret amaçlı çocukların yönlendirilmesinin öneminden bahsetmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü yani bir işte hafif çürük, her çocuğun dişi çürük olur şeyi hoş değil. Çünkü birazdan göreceğiz, işin içine trismus girdiğinde, yani mastikatör boşluğun bir apse tarafından invaze edildiği bir durumda iş uzuyor. Aylarca bu çocuğun ağız açıklığı kısıtlı kalabiliyor. Yani siz ne kadar tedavi ederseniz edin
büyük bir şekilde hasta seker kalmasa bile sıkıntıyla bir süre gidiyor. Mesela devam edelim. Bir retrofaringeal abse. Bakın trismus'u var çocuğun. Devam edelim. Genellikle bunlar, bakın çocuk hasta gibi de değil. Yani hani beslenmesi kötü değil. Genellikle bir tonsilitin ardından gelişir bunlar. Tonsilit böyle yavaş yavaş iyileştiğini düşündüğümüz evrede peritonsiller abse çok bağırarak gelir ama retrofaringeal abseler böyle biraz daha trismusa vesaireye çok dikkat etmek lazım. O ateşli evresi geçer ama retrofaringeal alanda bu abse aynı zamanda masticator space'de bu abse trismusla kendini gösterebilir. Bu abse drene edildikten sonra hemen sonra birazdan da çocuğun ağız açıklığını tekrar göreceğiz. Bu kadar açabiliyor burada. Ne güzel de yemek yiyor yalnız acayip. Devam edelim. Evet, şimdi hemen sonrasında daha başlayan ağız açıklığının daha iyi geldiği ama işte trismus bir kere oturduktan sonra bir günde düzelmesini beklemek çok zor. Artık işte siz de biliyorsunuz işin fizik tedavi kısmını bile içine alan ne kadar kaldıysa o kadar daha uzun süren fizik tedaviyle giden süreçlere de neden olabiliyor. Devam edebiliriz. Evet. Belki sizin hatırladığınız çocuklar bile vardır orada. Vardı. Bir iki tanesini hatırlıyorum ben. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hem beni dinlediğiniz hem davet ettiğiniz için. Yani bu pediatrik acil bitmez. Konu bitmez. Her şey pediatrik acil olabilir. Ama genel sık görülen şeyleri bir hasta örnekleriyle derlemek istedim. Çok çok teşekkür ederiz ya Sercan. Yemin ediyorum bu saatte bak 190-200 kişi hiç ayrılmadılar bir de. Dikkat et. Bilmiyorum. Tabii bunların kaçı senin hayranın onu bilmiyorum ama genelde cevaplar geldiği için bizim adamlarımız da var. Uğur Hoca da var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Benim de merak ettiğim teşekkür bir şey abi. Vardı gerçekten. Özellikle bu tosillit adı oynadık işi. Hani işte 4 yaşa takanlar var. İşte sürekli steroid alanlar var. Sürekli motorikos kullanan ekip var. İşte burada çok güzel mesajlar verdin. Hani bizim dahili branş olarak en etkilendiğimiz yerler şu mesela böyle abse foşur foşur geliyor ya. Bu diyoruz ki bu adam iş yapıyor yani. Yok işte ben antibiyotiği 3 gün bekle falan öyle yok yani. Olmuyor çünkü o antibiyotiği bekle istediğin antibiyotiği ver. Orada ona şeyi atmadan hani geldiğini görmedin o püyün. Sanki rahatlama olmayacak gibi. O anlamda şeyler demonstrasyonlar inanılmazdı. Eline koluna sağlık. Hem pratikte ederim. Bize yardımcı olduğun için hani kulak burun boğaz olarak yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hem de bu sunumu ölümsüz hale getirdiğin için ve bize çok güzel mesajlar verdiğin için teşekkür ediyoruz. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum Caner. Senin de eline emeğine gömleğine sağlık. Gömleğine de sağlık. Gömleğine sağlık. teşekkür yani ederiz abi. Mutlaka daha güzel günlerde yine birlikteliğimiz devam edecek. Ama çocuklarımızın dertleri bitmeyecek. Biz onları çözmek için her daim ekip olarak çalışacağız. Başka yolu takım yok. Takım ruhu içerisinde devam edeceğiz. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Zannediyorum kaçırdığımız soru yok. Anlık cevap verdik çünkü. Yok. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Sercan görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgiler çok herkese. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.